Herkese selamlar. 4. ayın 14'ünden pazar gününden. Arkadaşlar şimdi borsayı değerlendireceğiz. 3-4 tane de hisseye bakacağız. Şimdi yeni haftada borsada neler olabilir? Bir belirsizlik var biliyorsunuz. Bu İstanbul seçim sonuçları sayılıyor vesaire. Bununla birlikte borsada satış yani bir belirsizlikten dolayı insanlar rahat al sat yapamıyor. Yeni haftada neler olabilir? Onları değerlendireceğiz. Borsa ile ilgili sorular geliyor. En son yaklaşık çarşamba, geçen çarşamba ya da perşembe günü bir analiz yapmıştık. Ve 97.200'lerde aşağıdan gelen trend çizgisinin kırıldığını ve minimum 2000 puanlık bir düşüşten bahsetmiştik. Ve bu borsanın son 2 günü gerçekleşti arkadaşlar. Şimdi yeni haftada neler olabilir? Bunlara geçmeden önce eğer ki videoları beğeniyorsanız beğen tuşuna basabilirsiniz. Aşağıya gene işte önerilerinizi, isteklerinizi, eleştirilerinizi vesaire yazabilirsiniz. Bize bu şekilde destek olabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz hemen borsaya geçelim. Şimdi borsa grafiğini açalım. Haftayı 95.800'lerden kapattı. Yani perşembe günün kapanışı da aslında 96.000 civarlarında olması lazım. 96.000 civarlarındaydı. Cuma günü bir tepki vererek kapattı. Fakat yani Garanti Bankası'na bakıyorsunuz. Mesela perşembe kapanışı 8.80'lerdeydi. Cuma kapanışı 8.40'larda. Halkbank işte 6.40'larda kapatmıştı perşembe günü. Cuma kapanışı 6.19-6.20'lerde kapattı. Gene Aselsan, Türk Hava Yolları vesaire de aşağıda kapattı. Yani borsa gene perşembe günüyle aynı bir seviyede kapatmış gibi duruyor. Yani cuma kapanışta ama hisselere baktığımızda büyük hacimli hisselere, en çok işlem gören hisselere perşembe günü gördüğü seviyelerin çok altında kapattı arkadaşlar. Buradan hemen şöyle evet. Saatlik grafiği açacağım şöyle. Bakın şu şekilde bir trend çizgisi almıştık hatırlarsanız. Ve bu trend çizgisinin artık kırıldığından bahsetmiştik. En son yaptığımız analizde. Ve bir seçim belirsizliği vesaire de olduğu için bir satış gelecektir. Yani benim beklentim 2000 puanlık bir düşüş demiştim. İşte 97.200'lerden bahsetmiştik. 95.200'lere kadar olabileceğinden. En sonunda 95.000'ler görülmüş. Şimdi buradan bir tepki gelmesi çok normal. Çünkü bakın şuraya bir yatay destek atıyorum. Burası kritik bir, önceden kritik bir dirençmiş. İlk 91.000'ler görüldüğünde 90.000'ler çıkışta bakın ilk buradan dönüyor. Aşağı geliyor. Tekrar direnç. Geliyor. Tekrar direnç. Kırıyor. Öyle gidiyor. Yani buraya geldiğinde bir tepki vermesi çok normal. Yani 95.000'lerden, 94.800'lerden buradan. Ama yukarıda da bizim önemli bir kritik direncimiz var. Nedir o? 96.800'ler. Hemen oraya da şöyle yatay bir direnç atıyorum. Bakın 96.800'ler. Şimdi yarın sabah açılışa göre arkadaşlar eğer ki yukarıda açarsa borsa 96.800'ler önemli bir direnç hattı. Yani yukarıda açar demiyorum bak. Eğer ki yukarıda açarsa 96.800'ler önemli bir direnç hattı. Bakın tekrar 95.000'lere gelebilir. Buradan bir tepki tekrar gelebilir. Bu direnç yani nereye kadar olabilir? Tabii ki ara direnç vesaire 96.690, 95.600, 96.100 ve 96.800'ler direnç. Yani 95.000'lerden gelen tepki 96.800'lere kadar aslında normaldir. Yani bir yükselişin başlayabilmesi için borsada tekrar 96.800'lerin üzerine atabilmemiz lazım. Ama işte bu seçim belirsizliği vesaire insanlar rahat işlem yapamıyor. Hisse alan vesaire böyle eli tetikte oluyor sürekli. Satış geliyor bir belirsizlik olduğu için. O yüzden 95.000'lere dikkat edelim. 95.000, 94.800. Buralar gerçekten önemli bir destek attı. Buraların kırılması demek tekrardan 90.000'lere doğru bir yolculuğu başlatır arkadaşlar. Yani kırılır vesaire demiyorum ama kırılırsa başlatır. Aşağıdaki desteklerimiz neler derseniz 93.800'ler, 91.500'ler bu şekilde gidiyor. Yani tekrardan 90.000'lere doğru bir düşüş gelir. Tabi ara destekler vesaire var. Ama bunun gelebilmesi için dediğim gibi 95.000'lerin aşağı yönlü kırılması lazım. Şu anlık böyle bir kırılım yok. Ama işte bu belirsizlik olduğu için vesaire satışlar gelmeye başlar ve bu satış artarsa 95.000'leri takip ediyoruz. Bir yükseliş başlayabilmesi için de 96.800'leri yukarı yönlü kırması lazım. 96.800'ler yukarı yönlü kırmadan da bir yükseliş başlamaz arkadaşlar. Belli bir süre belki bu aralıkta takılabilir. Bakarsınız seçim belirsizliği, bu İstanbul sayımları biter vesaire. Piyasanın beğeneceği bir sonuç çıkar. Ve bu aralıkta biraz gitgeller yapabiliriz. Yani bu aralıkta da trade edilebilir. Aşağıdaki desteklere dikkat edelim. Şuradan hemen ben bir şöyle bir Fibo düzeltme seviyesi alıyorum. Yaklaşık bakın 90.000'lerden 99.200'lere kadar. Bakın burada da 94.800'ler önemli destek attı. Görüyor musunuz? 94.800'ler önemli bir destek attı. Yukarıda ise ara direnç 95.800'ler. Az önceki bahsettiğimiz. Biz 95.600'ler demiştik kabaca. Onun da sapmaydı arkadaşlar. Bakın 95.000'lerden dönmüş. Fibo düzeltme seviyesinde 94.800'ler gözüküyor. Yani burada da 95.800'ler gözüktüğüne göre 95.600'ler vesaire ara direnç diyebiliriz. Ara direnç diyebiliriz. Yukarıdaki direnç ise 96.800'lerden geçiyor. Görüldüğü üzere. Yani 95.800'ler 94.800'ler bizim Fibo düzeltme seviyesi de onaylıyor arkadaşlar. Borsada son durum bu şekilde. Buradan hemen Garanti Bankası'na geçelim. Şimdi Garanti Bankası'nda dediğim gibi Perşembe günü bakın 8.78-80'lerden kapattı. Bakıyorsun Cuma kapanışı da borsayla hemen yani Perşembe ile aynı civarlarda ama Garanti 8.40'lardan kapattı. Şimdi Garanti Bankası'nda önemli bir yatay destek var arkadaşlar. Nedir diye sorarsanız 8.35'ler 8.40 arası. Bakın şurası. Burası çok önemli bir destek attı. Yani şimdi 8.50'ler kırıldığı için belki 8.35-8.40'a kadar bir geri çekilme olabilir. Buraya kırmazsa buradan bir tepki yükselişi başlatabilir. Bakın 8.35-8.40 arasında. Ama eğer ki yani buraya takip edin, buraya destek yaparsa bir tepki gelir yani. Güzel bir tepki gelebilir. Ama eğer ki borsada işte satış artar vesaire buraya kırdırırlarsa tekrardan bakın 8.20, 8.10 hatta 7'lere kadar ara destekler var. O yüzden 8.35 ile 8.40 arası gerçekten çok kritik. Şöyle günlük grafikten bakın hatta. Geçmişte bakın Aralık 2018, Temmuz 2018 görüyor musunuz? Direnç. Kasım 2018 direnç, Aralık 2018 direnç, Ocak direnç. Buraya kırıyor ondan sonra 9'lara 10'lara gidiyor. Yani bakın şimdi tekrar buraya geliyor. Tekrar buraya geliyor 8.30, 8.35, 8.40 arasına. Buraya kırıp kırmaması çok önemli. Yani buradan bir tepki gelebilir. Kırarsa dikkat edeceksiniz. Ama kırmazsa da buradan güzel bir tepki gelebilir. Tabii borsanın da bu seçim belirsizliği bitecek mi bitmeyecek mi o da önemli. Bitmezse kırabilir yani. Şimdi şöyle 60 dakikalık grafikten hatta şöyle günlük grafiğe geçeceğim tekrar. Evet. Bakın şuradan şöyle bir trend çizgisi aldım. Ve şu şekilde bir destek direnç çıkardım. Bakın çok güzel çalışan günlük grafiklerde bir destek direnç hattı kanal arkadaşlar. Bu kanalda 8.50'lerin kırılması gerçekten olumsuz olmuş. Yani günlük grafiklerden baktığım zaman bakın buraya. Burası bir destek hattıymış. 8.50'lerin kırılması olumsuz olmuş. Yani aşağıda yatay destek 8.34'ler var. Buranın kırılmaması lazım. Yani buradan tekrar dönmesi lazım. Dönmesi de bakın kanalın alt kısmı tekrardan buralardan geçiyor. Yani o sert satış yerimiz zamandan geçiyor. 60 dakikalıktan bakalım. Evet. Bakın bu aşağıda kapatmış. Yukarıyı tekrar zorluyor. Bakın kanalın üst kısmına çıkmaya çalışıyor. Bakalım 8.35'lerden dönecek mi? 8.35-8.40 arasında. Buradan dönerse kanalın üst kısmına atarsa tamam o zaman tekrar yükselişe geçer Garanti Bankası. Buradan hemen Türk Hava Yolları'nı açalım. Türk Hava Yolları da kritik direnç arkadaşlar 14.20'lerden geçiyor. Buranın altına düşmesi olumsuz olmuş. Ama aşağıdaki destekler de yatay destek. Bakın tepki gelebilecek destekler 13.80. Burası gerçekten önemli. 13.80'den güzel bir tepki gelebilir. 13.80 kırarsa aşağıda 13.50 var. 13.50 hem stop bölgesi hem de burası da güzel bir tepkinin gelebileceği bölgeler. Bakın buraya denemiş 13.80'i mesela, tekrardan 14'lere doğru bir tepki gelmiş. Mesela gün içi alıp satanlar vesaire bu şekilde desteklerden değerlendirebilir, destek dirençlerden. Kritik desteklerden arkadaşlar tepki olasılığı çok yüksek oluyor. Yani ama gün içi alıp satmak lazım tabii. Ya tabii ki bunlar bir yatırım tavsiyesi değil. Sadece kritik destek dirençleri gösteriyoruz. Bakın burada da tekrar bir kanal çıkardım. Burada da şu kanalın arkadaşlar kırılması kötü olmuş. Yani şu an kırılmış ama tekrar bakın yukarı atmaya çalışıyor. Belki yatay destekten ki tekrar yukarı atar. Ama atamazsa 13.80'ler önemli. 13.80 kırılırsa aşağıda 13.50'ler var. Yani 60 dakikalıklardan bu şekilde gözüküyor. Şu şekilde aldığımızda da bakın şurası daha güzel çalışmış. Kanal sanki böyle çevirince 13.80'lerde tutunmaya çalışan bir Türk Hava Yolları var. 13.80'ler hem yatay destek attı hem kanalı yaklaşık 2018'in Aralık ayından itibaren aldığımızda burası da 13.80'ler gerçekten önemli bir seviye. Yani buranın kırılması demek 13.50'ye kadar altı boş, kanal boş gördüğünüz gibi. Hem burası yatay destek 13.80'ler hem de bakın bu kanalın izlediği kritik destek arkadaşlar. 13.80'lerden tepki gelme olasılığı da var. Kanalı şu şekilde alırsak. Bu şekilde baktığımız zaman arkadaşlar şöyle günlükten bakalım. Yani şimdi Türk Hava Yolları 20'lerden 19'lardan neredeyse 12'lere kadar düştü. Hala düşen kanal içerisinde hareket ediyor bakın. Düşen kanal içerisinde hareket ediyor. Yani bu tekrar bir düşüş kanalına girse bile 20'lerden 12'lere kadar inmiş. Yani inse bile eninde sonunda bir yerlerden tekrardan bakın şu kanalın en üst çizgisi kırıldığı anda bu büyük düşüşün büyük tepkisini verecektir. Yani ellerinde hisse tutmak isteyenler vesaire bu kanal kırılımında tutarlarsa daha güzel olur. Daha güzel karlar alırlar. O yüzden bu büyük kanalın, şu büyük kanalın en üst kısmındaki çizgiyi kırdan ve haftalık kapanışı yaptan o büyük tepkiyi bekleyebilirler arkadaşlar. Yani ellerinde hisse tutmak isteyen, hani gün içi al sat yapmayanlar için önemli bu da. Şimdilik arkadaşlar borsa ve hisseler ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. 2 tane hisseye bakalım. Geniş bir analiz oldu. Sizde istediğiniz hisse vesaire varsa aşağı yazarsınız. Benim takip ettiklerim varsa onların yorumunu yaparız. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hoşça kalın.